Arkadaşlar merhaba. Bugün 8 Kasım Salı, ABD Horseshoe Indianapolis Hipodromu'nda 7 koşuluk bir program var. İlk koşu bir şartlı koşuyla başlıyor. 3 karı dişi İngilizlere mahsus 1100 metre kum pistte 7'li plasenin ilk ayağı 22.30'da start alacak. Öne çıkan bir isim yok. Burayı kapatmanızı önereceğim. Sıralama şu şekilde. 5 numaralı Dream Streak Dashon Parker'la start alacak. Bir önceki startında aynı jokeyle 1200 metre kum pistte 20 binlik maiden satış koşusunu 5 boy farkla kazanmış bir isim. 4 numaralı Dial Up A Notch Joseph Ramos da start alıyor. Son startında 12.500'lük bir satış koşusunda ikinciliği var 1200 metre kum pistte. Daha sonra 8 numaralı Guest in My Heart'la ekiri olan 3 numaralı Premier Wish var. Fernando de la Cruz'la start alacak olan bir isim. Nispeten üst grup koşulardan bir koşuya geliyor. Bir numaralı Only Time Emmanuel Escuvilla start alacak. İki numaralı Morning Line News'la ekürü olan 7 numaralı Friend ve yazmadığımız son 6 numaralı Lady Jewels sıralamasıyla bu ayağı kapatmakta fayda var ekürlerle birlikte. Altılı Ganya'nın İlk ayağı ikinci koşuyla başlıyor. Bir satış koşusu 23'te 1200 metre kum pistte 3 karı dişi İngilizlere mahsus bir satış koşusu. Koşuya baktığımızda koşu 5000 dolarlık basit seviyede bir satış koşusu. 7 numaralı I Dare You To Dance ile başlayacağız. Edgar Morales ile start alacak olan 1200 metre kum pistteki önceki startındaki 5000'lik maiden satış koşusunu 4,5 boy farkla aynı jokey ile kazanmış. Son startında da bugünkü koşuyla eşdeğer bir koşuda 1100 metre kum pistte ikinciliği var bir boy farkla. 5 numaralı Sharp Justice Gage Holmes'la start alıyor. Üst grup koşulardan nispeten bu koşuya geliyor. 6 numaralı Runaway Fever Rodney Prescott'la start alıyor. O da 1200 metre kum pistteki önceki startını 1.13.89'la kazanmış bir isim. 1200 metre kum pistteki I Dare You To Dance'in derecesi de 1.12.27 kazandığı koşu bir önceki startı. 3 numaralı Nate Role Model Rogelio Miranda ile start alıyor. 3 grup koşulardan bir koşuya geliyor yine. Yazmakta fayda var. Son olarak 4 numaralı Prime and Proper Fernando de la Cruz'la bu koşuda şans verdiğim isimler. Üçüncü koşu 2 yaşlı İngilizlere mahsus 1600 metre kum pistte bir maiden koşu. Burada da 3 isme yer vereceğiz. Koşuya bakalım. Koşu 38.500'lük bir maiden koşu. 1 numaralı Outstanding Justice ilk sırada yer verdiğim isim. Eduardo Perez de start alacak. Bugünkü koşuyla eşdeğer sayabileceğimiz iki koşuda 2 tane ikinciliği var. Son 3 startında 1100 metre ve 1600 metre kum pistte bu koşuları ikinci olduğu koşular. 6 numaralı Scenic Justice Edgar Morales ile start alacak ve son olarak 4 numaralı Nine Pointer Samuel Bermudez ile kariyerin ilk startında 1200 metre kum pistte eşdeğer bir koşuda üçüncülüğü var. Bu üç isim arasından biri meydana veda eder gibi gözüküyor. Dördüncü koşu 3 karı İngilizlere mahsus 1600 metre kum pistte bir satış koşusu. Koşuya bakalım. Koşu 40 bin dolarlık bir şartlı koşu. 6 numaralı Space Force One Fernanda de la Cruz'la şans verdiği bir isim. 1600 metre çim pistteki maiden koşuyu önceki startında bir boydan biraz fazla bir farkla 1.39.30'da kazanıyor. 1700 metre kum pistteki son startını da 38 binlik bir şartlı koşuyu 1.45.88 ile 9.5 boy farkla aynı jokey ile kazanıyor. Bugün de büyük bir ihtimal favori çıkacaktır bu isim. 4 numaralı Spock güzel bir performansı var son 5 yarışında. Samuel Bermudez de start alacak. Aynı jokey ile 3 ikincilik, 2 birinciliği var son 2 startında. Son 5 startında. Önceki startında 1100 metre kum pistteki 38 binlik şartlı koşuyu 5 boydan fazla bir farkla 1.04.28 ile kazanmış bir isim. Son startında da 40 binlik bir şartlı koşuda 1 boydan az bir farkla ikinciliği var 1200 metre kum pistte. 5 numaralı Guard Emmanuel Escobar ile start alıyor. Son startında 25 binlik bir satış koşusunu kazanmış bir isim. 1670 metre kum pistte 1.43.73 ile. 2 numaralı Million Dollar Red Gage Holmes'la start alacak. Önceki iki startında ikincilikleri var. 1600 ve 1670 metre kum pistteki 42 binlik şartlı koşularda.
Bir numaralı Silent Sonata, Marcelino Pedroza Jr.'la şans verdiğim diğer bir isim, son olarak 3 numaralı Daher Street, Orlando Mojica'yla bu koşuda şans verdiğim isimler. 5. koşu, uçukarı dışı İngilizlere mahsus 1600 metre çim pistte bir koşu, bir satış koşusu. Burada da 6 numaralı Decree of Love'ı tek olarak önereceğim. Koşuya bakalım. Koşu 20 binlik bir satış koşusu. 6 numaralı Decree of Love, Fernando de la Cruz ile start alacak. Bu sene 2 kere start almış bir isim. 160 binlik şartlı koşuda 9.'luğu var. 3 grup bir şartlı koşu. Son startında da 30 binlik bir satış koşusunda ikinciliği var. 1600 metre çim pistte. Gruptaki diğer isimlere baktığımızda öne çıkıyor. Fernando de la Cruz faktörüyle de bu koşuyu kazanır diye düşünüyorum. 6 numaralı Decree of Love. 6. koşu, üçkarı İngilizlere mahsus 1600 metre kum pistte bir maiden koşu. 1 numaralı Press to Bench ile 8 numaralı Just a Notion Accuri 1 numarayla başlayacağız. Koşuya gidelim. Koşu 38.500'lük bir maiden koşu. Press to Bench son startında, daha doğrusu 1600 metre çim pistteki son iki startında yarım boy farklı üçüncülüğü ve bir boydan biraz fazla bir farklı ikinciliği var. İkisi de favori olduğu koşular. 5 numaralı Epic Legend Dashbun Parker ile start alıyor. Favori olduğu son startında ikinciliği var 1600 metre kum pistte. 2 numaralı Bumpy Joseph Romazzo start alacak. O da son startında 8500'lük maiden koşuda ikinciliği var 1200 metre kum pistte. 3 numaralı Take Charge Does Justice Gage Holmes'la start alacak. 4 numaralı Runaway Image Santo Sanyur'la 1670 metrede ikinciliği var önceki startında. 9 numaralı White Silver Sands Romy Krinos'la ve son olarak 6 numaralı Chacon O'Hay Fernando de la Cruz'la bu maiden koşuda şans verdiğim isimler. 7. ve son koşu, 3 yukarı İngilizlere mahsus 1200 metre kum pistte start alacak. Burada da 2 isim Garhol 6 numaralı ve 2 numaralı Brando yeterli gibi gözüküyor. Koşuya bakalım koşu. 36 bin dolarlık bir şartlı koşu. 6 numaralı Garhol son 5 startından 4'ünü kazanmış bir isim. Tamamı 1200 metre kum pistte bu kazandığı koşular. Maiden koşuyla başlıyor. Geçen seneki son koşusu bu 4 birinciliği. Daha sonra 20 binlik şartlı satış, 50 binlik şartlı satış ve önceki starttaki Black Type koşular 1200 metre kumpusta 1.09.06, 1.09.96, 1.10.93, 1.09.79 kazandığı dereceler. Son startında da bir boy farklı 3. oluyor 50 binlik şartlı satış koşusunda. Büyük bir ihtimal yine favori çıkacaktır bugün. 2 numaralı Brando'yu da rakip olarak önereceğim. Marcelino Pedroza Jr. ile start alacak. Son startında 1300 metre kompisteki 30 binlik satış koşusunu 1.17.49'da kazanan bir isim. Amerika ve Avustralya yarışlarına bahis yapıyorsanız ihtiyaç duyabileceğiniz bilgileri bulabileceğiniz web sitesi xbracing.com. Bu sitenin kullanımına yönelik küçük bir tanıtım videosu var. Onu izleyelim. Altılı ganyan şablonuna geçmeden önce xbracing.com adlı web sitesinden bahsetmek istiyorum. Bu web sitesine girdiğinizde karşınıza adres satırına bunu yazdığınızda karşınıza bu web sitesi gelecek. İlk kez açanlar için burada bir Amerikan bayrağı çıkacak. Buradan Türk bayrağını seçmek suretiyle Türkçe menüye ulaşabilirsiniz. Bu web sitesinde herhangi bir üyelik, abonelik, e-mail vesaire gerektirmiyor. Her türlü bilgiye ulaşabilirsiniz. Yarışın az önce size bilgilerini aktardığım PDF programa ulaşabilirsiniz. PDF programı için tıkladığınızda PDF'i açacaktır karşınıza. Buradan istediğiniz koşuyla ilgili istediğiniz atın bilgilerine bakma şansınız var. Daha sonra galoplara gelebilirsiniz. Galoplarda da henüz bugünkü galopları yerleştirmedim. 4 Eylül'ün galopları duruyor. Galoplara geldiğinizde galopları olan atların üzerine tıkladığınızda bakın Screaming By 4 Furlong'u 1977'de Saratoga'da yapmış. Onun üzerine tıkladığınız zaman ilgili atın galobunu seyredebilirsiniz. İstediğiniz, ilgilendiğiniz atın varsa galoplarına buradan ulaşma şansınız var. Gördüğünüz gibi. Daha sonra yarış programına ulaşabilirsiniz burada. Yarış programında
İşte bazen dördüncü koşu ilk ayak oluyor, beşinci koşu ikinci ayak oluyor gibi. Üzerine tıkladığınızda karşınıza yarış programı geliyor. Yarış programında da ilgilendiğiniz, üzerinde çalıştığınız atın üzerine tıkladığınızda o atla ilgili geçmiş koşuları varsa onları izleme şansınız var burada. Başka bir koşuya gidelim. Race 6. Burada The Cairo Kid'e bakalım. Cairo Kid'in geçmişteki bütün koşularını burada görebiliyorsunuz. Videolarını izleme şansınız var. Opening up the margin now to four or five lengths from Magic Geçmiş Mule and geçmiş koşullarına ait videolara ulaşabilirsiniz. Altılı Ganyan şablonuna ulaşabilirsiniz. Şuradaki Laurel Park tıklamak suretiyle. Burada altılı Ganyan şablonumuz mevcut. Tutarıyla birlikte hangi atlar varsa önerdiğim. Bir de şu an izlediğiniz videoya ulaşma şansınız var. Buradan YouTube üzerinden yayınlanıyor. O videoya ulaşabilirsiniz. Kısacası faydalı olduğunu düşündüğüm bir web sitesi. Başta da söylediğim gibi herhangi bir üyelik vesaire e-mail gerektirmiyor. Serbestçe girip kullanabileceğiniz bir web sitesi. Sağ üst köşeden Türk bayrağını seçmek suretiyle Türkçe menüye ulaşabilirsiniz. Burada gördüğünüz gibi. Bir de abone değilseniz şuradaki abone ol butonuna tıklayarak kanala destek verirseniz sevinirim. Altılı Ganyan şablonu ekranda görüldüğü şekilde size bir yol göstermek adına yaptığım bir çalışma. Kendi çalışmalarınızda mutlaka ekleyin derim. İlk koşu 7'li presenin ilk ayağı kapatıyoruz. Öne çıkan bir isim yok. Veya bu sıralamaya göre tercih yapabilirsiniz. 5 numaralı Dream Streak, 4 numaralı Dial It Up On Notch, 3 numaralı Premier Wish, 8'de Ekül'ü gördüğünüz gibi 1 numaralı Only Time, 7 numaralı Friend, o da 2 numaralı Morning Line News'da Ekül'ü ve 6 numaralı Lady Jewels sıralama. İkinci koşu 7 numaralı I Dare You To Dance, 5 numaralı Sharp Justice, 6 numaralı Runaway Fever, 3 numaralı Not A Role Model, 4 numaralı Prime and Proper. Altılı Ganyan ikinci ayağı, üçüncü koşu 1 numaralı Outstanding Justice, 6 numaralı Scenic Justice ve 4 numaralı Nine Pointer. Üçüncü ayağı altının dördüncü koşu 6 numaralı Space Force One, 4 numaralı Spoke, 5 numaralı Guard, 2 numaralı Million Dollar Red, 1 numaralı Silent Sonata ve 3 numaralı The Her Street. 5. koşuda 6 numaralı Degree of Love tek olur gibi gözüküyor. 5. ayakta 6. koşu oluyor. 1 numaralı Presto Bench, 8'de Ekül'ü gördüğünüz gibi. 5 numaralı Epic The Legend, 2 numaralı Bumpy, 3 numaralı Take Charge Justice, 4 numaralı Runaway Image, 9 numaralı White Silver Sands ve 6 numaralı Chacon O'Hay. Son ayakta da 6 numaralı Garhol ve rakip olarak da 2 numaralı Brantley'i öneriyorum. Abone değilseniz, abone olursanız sevinirim. Abone olan arkadaşlar da beğen butonuna basarak kanala destek verebilirler. Hepinize bol şanslar diliyorum.